Başkan Yardımcım, değerli İl Başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, milletvekili adaylarımız, çok değerli ilçe başkanım, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın il başkanları, ilçe başkanları, teşkilatımızın değerli mensupları, sevgili Turgutlu hemşerilerim, AK kadroları, AK Parti'ye gönül veren dostlar, böyle akşamın bu vaktinde bizleri coşkuyla bağrınıza bastınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli il başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, milletvekili adaylarım, ilçe başkanımız, ilimizin kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçelerimizin kadın ve gençlik kolları başkanları, çok değerli Tüpen'in belediye başkanlığımızı yapan belediye başkanımız, çok değerli muhtarlarım, belediye meclis üyelerimiz, 2001 yılından bugüne kadar AK Parti'de görev yapan tüm yönetici kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Akşamınız hayır getirsin inşallah. Allah evlerimize huzur versin, keselerimize bereket versin. Allah sağlığımızı, imanımızı ve itibarımızı almasın. Allah devletimize, milletimize ve dinimize zeval vermesin. Allah bizi devletsiz, vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın inşallah. Çok fazla konuşmayalım. Zaten yeterince konuştuk. Başka illerde, yurt dışında, bütün ilçelerimizde, Turgut'u dahil olmak üzere milletvekili arkadaşlarımıza, 9 adayımızla beraber çalıştık. 5 milletvekili çıkardık. Değerli kardeşlerim, 2001 yılında bir parti kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan bir parti kurdu. Müziği kapatırsanız iyi olur. Değerli kardeşlerim, 2001 yılında bir parti kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan. Daha önce biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı yıkılışıyla kurulmuştu. Hacı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Sakarya önlerinde bir direniş yaptılar. Bütün bir millet, dünyada ebedi devlet yoktur kardeşlerim. Ama sürekli devlet kurma iradesi olan milletler vardır. Onlardan bir tanesi de bizim milletimizdi. Ve biz küllerimizden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk. Sonra çok partili hayat Menderes geldi. Kalkınma hamleleri, demokrasi, inanç hürriyeti, ezanın aslıyla okunması ve ardından idam edilmiş. Sonra Demirel 6 defa geldi, 7 defa gitti. Sonra Özal geldi. Ömrü vefa etmedi. İlk defa sivil cumhurbaşkanı seçildi. Öyle vefat etti. Sonra Erbakan, Çiller, Muhsin Yazıcıoğlu egemen güçlerine vesaire işlerine kafa tutmak istediler. Ancak 11 ay dayanabildiler. 2001 yılında kurulan partide de kimse bir ümit istemedi. Ümit vermedi. Dediler ki bu da gelir ve gider. Sen önündeki tütük gibidir. Sen gelir ve götürür. Onların bir hesabı varsa milletin de Allah'ımızın da bir hesabı vardır. Siz evet. 9 seçim kazandırdınız. 3 genel, 3 yerel, 2 referandum ve Aydın Doğan'ın medyasının ifadesiyle muhtar bile olamaz denilen adamı tuttunuz, köşke gönderdiniz. Hadi bir kez daha. Millet isterse her şeyi yapar kardeşlerim. Bu memlekette bundan sonra millet konuşacak. Sandıktan konuşacak. Ve sandıktan sandık belirleyicidir. Ve ardından büyük hamleler yaptı. Hem şeytan